Yüce Türk milletinin ruhundan fışkıran vatan sevgisinin ifadesi olan Çanakkale Zaferi 108 yıl önce bugün dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır. Tarihte eşine az rastlanır. Çok uluslu bir güce, etten ve kemikten duvar örüp dur diye asil Türk milleti dönemin en modern ordularını dize getirip Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşetmiştir. Bu kale geçilmez. Bu kale son kale. Bu kale Çanakkale. Çanakkale'de şehit olan Anavurdular. Ahmetoğlu Ahmet. Şehadet yeri Harburdu Muharebesi. Çanakkale cephesinde vatanımızın uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi sonsuz minnet ve hürmetle anıyoruz. Çelik yığınlar gömüldü sulara, kalanlar bir fare gibi kaçtılar geldikleri yere. Ben seni bu vatana hizmet ettiğimi ettim efendim. Bir kere onun koşuluyla ölesin diye değil. Ama bu vatana en büyük hizmet, öleceğini bilsen bile o düşmanın üzerine yürüyüp onu bu memleketlere atmak değil midir ağa? Saçının ortası sararmış, bir delikanlıya gözleri takılır. Hasan'ı yanına çağırıp adını, nereli olduğunu ve saçındaki kınanın nedenini sorar. O gün güle oynaya Hindu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan kınara basan ve bölümden tek kişi geri döndü. Bizde üç şey yakın ayaklarlar. Gelinlik kıza gitsin ailesine çocuklarına kurban olsun diye. Kurbanlık koça Allah'a kurban olsun diye. Askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye. Söyle ki herkese anam kurban göndermiş beni cepheye. Kimi nişanlı, kimi evli, kimi 13'ünde çocuktu Mehmet'in. Bir tas boşal, bir kuru ekmekle. O gün hepsi Bedir'in aslanları gibi çarpıştı.
Bugün hepsi Allah'a kavuştular. Bu yerdir. Eğil de kulak ver. Bedir'in arslanlarına hiç değer bir örnek sergileyen askerlerin şehit olmasıyla ve tüm dünyaya örnek bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Bu sahneyi burada canlandıran çok değerli Anadolu Ortaokulu idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor. Hepsine teşekkür ediyorum.